Yani sizi yansıtacak, şunu içinizden geçirebilirsiniz. Dersiniz ya benim gözüm öyle bir şey olacak ki bu gözü gördüklerinde bunun benim gözüm olduğunu anlayacaklar. Biraz üzerine geçmiş gibi. Şimdi o kadar çok göz değiştirdiğiniz için bir var ki, yani şöyle yapabilirsiniz. İkisi birbirinden ayrılabilir. İkisi. Sen mesela şey, okey, senin gözün bu. Bu da okey. Yani burada sen üst tarafında gözlerin üzerinde olan o boğum kısmını da almışsın. Aslında bakın dikkat ederseniz burada çizilen bütün gözler hemen hemen birbirinden farklı. Yani hiçbir göz aslında birbirine benzemiyor. Benim saçlarım da çok güzel olmuş. Amacına göre yine bir görevi var. Bu arkadaşın üzerinden mi gidiyorsun? Aynen öyle. Onun üzerinden. Ben gidiyorum abi. Gidersin sen. Ablam başka bir şey yap. Şu anda Altınbaş Üniversitesi'ndeyiz. Öğretmenim Elimi Tut projesi kapsamında lösemili çocuklara yazarlık atölyesi çalışmaları sunuluyor. Burada birçok eğitmen arkadaşımız, yazarımız destek veriyor bu projeye. Ben de şurada devreye giriyorum. Şimdi çocuklarımız öykülerini oluştururlar. Sonuçta onların öykülerinin bir kahramanı var, baş kahramanı. Ya bu kendileri ya da üçüncü tekil şahıs bir kahraman oluştururlar. Bu kahramanları nasıl biz görselleştiririz? Bunun çalışmasını yaptık. Gerçekten çok ilginç sonuçlar çıktı. Ben tabii ki yıllardır bu sektörün içindeyim. Sonuçta çizim konusunda bayağı bir deneyimim var. Bu deneyimimi onların hayal gücüyle birleştirdik ve ortaya çok farklı kahramanlar çıktı. Zaten çocukların oluşturduğu kahramanlar benim için çok özel gerçekten. O çocukların merak duygusuyla, o dolaysız bir anda kağıdın başına geçtiklerinde tüm hayal güçlerini kullanarak gerçekten dolaysızı tırnak içinde söylüyorum aktarmaları bence çok özel. Çünkü dünyadaki birçok sanatçı aslında o çocuk ruhuna ulaşmak için çaba içerisinde. Hani Picasso'nun çok ünlü bir lafı var. Hani keşke bir çocuk kadar güzel çizebilsem der. Çünkü o saflığa, o merak duygusuna ulaşmak gerçekten çok çok önemli. Onları hayal güçleriyle birleştirip kendi öykülerini cesurca anlatmaları ve sonuçta bir ortaya kahraman çıkar ve benim de onlara bir nebze olsun destek olabilmem beni inanılmaz mutlu etti. Şimdi öğretmenim Elimi Tut projesi Hayata Renk Ver Derneği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çok önemli bir projesi. Biz de Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bu projenin destekçisi ve partneriyiz. Buradaki temel amaç lösemili ya da ciddi malign kan hastalığı olan, ciddi hastalığı olan çocukların hastanedeki süreçlerinde bir hastanelere okul kazandırılmaları, hastanedeki okulların kurallarının belirlenmeleri, çocukların hastanede kalış sürelerindeki yaşam kalitelerinin arttırılmaları ve bunun dışında da yine bu çocukların ve ailelerin hem yaratıcı yazarlık hem de ailelerinin grup terapileriyle desteklenmeleri gibi esasında birçok bileşeni içeren çok keyifli bir proje. Biz onun için buradayız zaten. Bu noktada hem bu çocuklara hem de ailelerine farklı noktalarda katkıda bulunmayı istiyoruz. Bunun ilk başlangıcı yaklaşık bir ay önce yine üniversitemiz kampüsünde Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevli arkadaşlarımız ki bunun içinde bir profesyonel yazarımız var. Grup psikoterapisi yapan psikolog arkadaşlarımız var. Bunlarla başladık. Farklı hastanelerde tedavi gören, iyileşmiş ya da iyileşmekte olan çocuklarımızı yaklaşık 25-30 çocuğumuz var. Bunları bir araya toplayarak hem bir yandan çocuklara yaratıcı yazarlık eğitimi vererek kendi deneyimlerini paylaşmalarını, kendi deneyimlerini dışa vurmalarını ve bundan bir eser çıkarmalarına çaba sarf ediyoruz. Bu noktada çocukların geliştirilmesi noktasında biz Varol Bey'den bir yardım istedik. Sağ olsun o da kırmadı ve çok olumlu yaklaştı. Kendisi hepimizin bildiği gibi önemli bir kahramanın yaratıcısı ve çok ses getirdi bu. Kral Şakir ve bu Varol Bey bizim çalışmamıza katılarak bu çocukların kahramanlarını nasıl çizebilirler, nasıl canlandırabilirler? Hem burada çocuklara çizerlikle ilgili küçük bir eğitim veriyor hem de kendi renklerini bu eserlere katmaya çalışıyor. Tabii bizim buradan amacımız bütün bu çocukların oluşturdukları eserlerin
toplanarak bu yaklaşık 8-10 haftalık bir süreç, yani 2,5 aylık süreç olacak. Daha sonra bunların kitaplaştırılması ve kitapların Altınbaş Üniversitesi yayınlarından yayınlanarak bütün bu konuda ilgi duyan, yeni tanı alan, hastalıkla uğraşan, hastanedeki ve farklı noktadaki insanlara dağıtılması. Ayrıca okullara dağıtmayı da hedefliyoruz. Esasında temel noktamız, çıkış noktamız bu.